Bugün Niğde'li Akçıören beldesinde Yorulmazlar Tarım ve Hayvancılık'tayız. İşletme ortaklarından Nuri Soylu Bey ile beraberiz. İşletmede besi hayvanlarımız mevcut. Kendi dişilerimizden, annelerden doğan erkekler kendi bünyesinde yine besi yapılıyor. Doğrudur. Besi ile alakalı bize biraz bilgi verir misiniz Nuri Bey? Besideki hayvanlarımızı buzağılıkta virabuzağıyla, ilk 3 ay virabuzağıyla besliyoruz. Evet. 3 aydan 9-10 aya kadar ortalama tutkuyla besliyoruz. 10 aydan sonra SPR tosun, kuzakka, kaba, yonca, sapla serbest besi yapıyoruz. Bu rasyon diye arkadaşlar tanışmadan daha önce aynı rasyon şeklinde, karma şeklinde veriyorduk bunlara. Yani randımanı, ineklere yaptığınız gibi bir karma yem şeklinde yapıyorum. Hazırlıyordunuz. Evet. Yani randıman alamıyorduk. 24-25 aya kadar hayvanlara baktığımız evet. Oluyordu. Yani bu randıman olmuyordu. Şu an 16-17 ayken kestiriyoruz. Yani hoşlayan hayvanlarda ortalamamız 370-400 arası 16-17 ayda vuruyor. Yani güzel, gelişimler de iyi oluyor. Daha erken kesime gönderebiliyoruz. Tabii şimdi şöyle bir düşünce var. Besi hayvanları için rasyon yaptığımızda maliyeti daha düşüreceğiz gibi bir düşünce var. O yüzden hani serbest hayvan yem yediğinde daha çok yem tüketiyor, daha çok arpa tüketiyor gibi bir düşünce var. Fakat bunun tam tersine rasyon yaptığınızda ve bunu yanlış yaptığınızda daha uzun süre, yani 24 aylara varan bir süre hayvana bakmak zorunda kalıyorsunuz ki özellikle Holstein ırkı hayvanlarda bu süre çok çok uzuyor. Rasyonda yani bir de şimdi kesen adam yani diyor ki yani Holstein'miş abi. Yani fiyatı çekmeye kalkıyor ama resmini gönderdiğim zaman, serbest besi yaptığım zaman fiyatta da yükseliş yapıyorlar. Tabii. Serbest beslemeye geçtiğinizde hem bu bakım süreniz aşağı çekildi. Tabii. Yaklaşık 16-17 aylık yaşta işte 370-400 kilolarda Holstein'leri kesiyorsunuz. Sürünüzde simenteller de var. Onlar da herhalde bir... İlla ki yüksek 500'e yani Niğde mezbahanasının rekoru bizdeydi 780 kilo öyle bir şeydi. Evet. O tabii biraz daha uzun süre bakılmıştı. Evet, o hayvanların içinde. Evet. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bereketli olsun diyoruz. Sağ olun.